haberimiz onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Batı Karadeniz'de şiddetli sağanak etkili oluyor. Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da dereler taştı. Yollar kapandı. Şimdi Bartın'a döneceğiz. NTV ekibinden Serkan Kaya ve kameraman Kazım Özbek bölgede notlarıyla bizleri beklemekte. Hemen Serkan'a dönelim. Serkan, son sözü sana verelim. Şu anda neler yaşanmakta, notlarında neler var? Bartın'da her geçen dakika yağış etkisini arttırmaya devam ediyor. Dün gece saatleri itibariyle başlayan şiddetli, kuvvetli sağanak yağışın etkilerini artık çok daha rahat görebiliyoruz. Şu anda Kazım Özbek'le birlikte Bartın şehir merkezine doğru inen bir derenin hemen yanında bulunuyoruz ki bu dere normalde yaklaşık 1 metre genişliğinde bir yatağa sahip, 1 metrelik bir yatakta ilerleyen bir dereydi. 4 Amasra dahil 4 farklı noktadan gelen küçük derelerin birleşimiyle oluşan bu su Bartın şehir merkezindeki akarsulara karışıyor ama işte yağışlar sonrasında buranın geldiği hali Kazım Özbek size gösteriyor. Şu anda oldukça geniş bir alanı dere yatağı ele geçirmiş durumda ki yaklaşık 20-25 metre ilerimizde oldukça kuvvetli bir akışın dere yatağının daralmasıyla birlikte burada olduğunu görüyoruz. Günlerdir süren uyarılar vardı, özellikle dün gece saatleri itibariyle. Yarın geceye kadar verilecek, yani toplamda 3 gündüzü 3 günü kapsayacak bir kırmızı kod, kırmızı alarm verilmişti bu bölgede. İşte o alarmın nedeni olan yağışlar bölgeye inmeye başladı. İlk yağışları Kastamonu bölgesinde gördük. Meteorolojik veriler Kastamonu'dan başlayarak daha batıya doğru yağışın geleceğini gösteriyor ki sıradaki durak Bartın olacak. Büyük ihtimalle bir değişiklik olmazsa önümüzdeki saatlerde buradaki su miktarının çok 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 daha fazla artması bekleniyor ki suyun şiddetini oluşan girdapları size gösteriyor Kazım Özbek. Dere bulduğu ne varsa buraya getirmiş durumda. Koskoca ağaç kütüklerini görüyorsunuz. Arazilerin bir bölümünü dere ele geçirmiş durumda. Ancak şu anda şiddetli bir yağışın Bartın bölgesinde olmadığını söyleyelim. Gece boyunca süren sağanak yağmurun biriktirdiği, derelerde biriktirdiği sular İşte bu şekilde daha büyük derelere birleşerek buna yol açıyor ve önümüzdeki saatlerde de buradaki debinin daha da artması bekleniyor. Aslında yol boyu işte bu şekilde duvarlar örülmüş durumda. İstinat duvarları kurulmuş durumda. Dere yatağının yoldan parça almasını engellemeye çalışıyor ekipler. Yaklaşık 15-20 kilometrelik bir güzergah boyunca yolun kenarından akıyor bu dere ve zaman zaman yola risk oluşturabilecek yerleri de gördük buraya gelene kadar. İşte orada yollarda oluşabilecek tehlikeleri gidermek için de ekiplerin alarmı devam ediyor ama artık gözler saat 11 ve sonrasına çevrildi. Kastamonu sınırından bu bölgeye doğru gelecek yağmur bulutlarının 11 ve sonrasındaki öğleden sonra saatlerinde Bartın'da, Bartın'ın ardından da ilerleyen saatlerde Zonguldak'ta etkili olması bekleniyor. Dün yaklaşık metrekareye 100 kilogram kadar yağış almıştı Zonguldak çok kısa süre içerisinde. Geçtiğimiz saatte Bartın şehir merkezinden bir yayın yapmıştık. Yaklaşık 15 dakikalık bir yağış sonrasında şehrin geldiği, o yolun geldiği durumu size göstermiştik. İşte bunun daha da fazla bir yağışla beraber daha da fazlasının olacağından endişe ediyor uzmanlar. AFAD'ın meteorolojinin uyarıları devam ediyor. 6 için, il için verilen kırmızı kod çarşamba gecesine kadar geçerli olacak eğer meteorolojik verilerde bir değişiklik yaşanmazsa. An be an, dakika dakika suyun debisinin arttığını burada görebiliyoruz. Önümüzdeki saatlerde kuvvetli yağışın buraya gelmesiyle beraber bu derenin ve diğer derelerin de debisi çok daha yükselecek. Bartın şehir merkezindeki riskin önüne geçmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor, tedbirleri devam ediyor. Ancak yağmurun yavaş yavaş geldiğini söyleyelim, yavaş yavaş şiddetini arttırdığını söyleyelim. Saat 11'den sonra özellikle Bartın ve Zonguldak'ta kuvvetli yağış beklentisi hakim Zehra. Evet, sen...